düzenlediler. İşçi haklarına dikkat çektiler. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Mücadeleye devam, bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bugün tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da yürüyüş düzenlendi. Zafer direnen emekçinin. Altı Mart Spor Salonu önünden başlayan yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl ve İlçe Yönetimi, Eğitim İş Isparta Şubesi ve Genel Sağlık İş Isparta Şubesi üyeleriyle vatandaşlar katıldı. Bayraklarla yürüyüşe katılan üyeler hak, hukuk, adalet sloganları attı. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Yürüyüş daha sonra Isparta Garı'nda sona erdi. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Hoş ya, tek başına, ya hep beraber. Dört bir yanındaki milyarlarca işçi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol ve Eğitim İş Şube Başkanı Murat Akkın yaptıkları konuşmada işçi haklarına dikkat çekti. İşçi sınıfının sadece kutlama değil, aynı zamanda mücadele günü olan 1 Mayıs, bu yıl çalışan nüfusun içine itildiği ağır bir yoksulluk eşliğinde karşılanmaktadır. Ülkede çalışan, emeğiyle değer üreten kesimin ezici bir çoğunluğu asgari ücrete ya da onun çok az bir miktar üzerine bir gelire sabitlenmiş, ay sonunu getirmek bir yana dursun, günü geçirmek için bile kendisinin ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını kısar hale gelmiştir. İstakoz yiyen, Maldivler'de tatil yapan, Rolex saat takan, belediyede halkın parasıyla saltanat odaları kuranlar, sayısız maaş alan bürokratlar ile garantili ihaleler ile vergi indirimlerinden faydalanan beşli çeteler emekçinin haklarını yemektedirler. Bizler bu ülkenin emekçileriyiz, işçileriyiz. Adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, barışın adıyız. Bize güvencesiz istihdamı, kölece çalışmayı, açlık sınırında bir yaşamı reva görenlere karşı direnenlerin adıyız. İnsan, emek, doğa düşmanı bu düzene karşı artık yeter diyenleriz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirmek, 85 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücünü gösterenleriz. 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Isparta'da da 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Güzel bir kalabalık var Isparta'da. Burada şunu söylemek istiyorum. Aslında işçinin, emekçinin kazanmış hakları çok daha önemli, anlamlı. Bütün ülke çapında biliyorsunuz resmi bayram edilmesine rağmen Türkiye'de ne yazık ki işçinin yerini, sendikaların yerini özellikle taşeron sistemi getirilmiş durumda. Özlük hakları çok zayıf, yasal grev hakları neredeyse hemen hemen hiç yok. Ve inanın düşünebiliyor musunuz? Taksim 1 Mayıs 1977 katliamdan sonra 34 tane insanımız orada katledildi.
O yıldan bu yana 12 Eylül'ler darbe dönemleri geçti. AKP'nin sadece 3 yılında serbestti ama gene yasak, gene yasak. Genel Başkanımızın da katıldığı bugün İstanbul'daki yürüyüşe Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına engel olmak istiyorlar. Aslında bu insan haklarına da aykırı bir olay. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bakın biz burada çok güzel yapıyoruz. Yani Taksim'de bu yapılmış olsa, bir mesaj verilmiş olsa insanlara, ülkeye, mutlu güzel günler anlatılsa, özgürlüğün timsali olsa, yani bunlar kötü şeyler değil. Ama ne yazık ki iktidarın baskıcı uygulamaları, Cumhurbaşkanı'nın dediğim dedik demesi, yani Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında Taksim'de 1 Mayıs kutlanamaz. Bitti. Vali izin veremiyor. Valiyle iki kere görüştü genel başkanımız. Diskin ve diğer sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yani binlerce, on binlerce kişi Taksim'de hem kutlama yapacak hem anma yapacak. Ama bu hakkı bile bize çok görüyorlar. Bu açıdan ben hükümeti de şiddetle kınıyorum. Özellikle işçilerin, yoksul kesimlerin, köylülerin, öğrencilerin, gençlerin, tamamında Türk milletinin ben 1 Mayıs'ını buradan kutluyorum. Isparta'da 5-6 yıl sonra tekrar 1 Mayıs kutlamasını yapmış bulunmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak inşallah iktidara geldiğimizde 1 Mayıs bütün ülkede özgürce kutlanacak. Nazım Hikmet'in dediği gibi o işçi tulumuyla dolaşacak bizim insanlarımız, işçilerimiz özgürce.